Merhaba dostlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin, inananların ve bütün insanların üzerine olsun. Bu videomda sizlere Kur'an ayetleri ışığında tevbe konusunu anlatmaya çalışacağım. Tevbe kapısı sonuna kadar açık mıdır? Sınırları nelerdir? Hangi durumlarda tevbe edilir? Bilgimin el verdiğince size anlatmaya çalışacağım. Dilerseniz en çarpıcı ayetle başlamak istiyorum. Lokman suresi 33. ayet. Ey insanlar! Rabbinizden sakının ve bir günden korkun ki baba çocuğuna hiçbir fayda veremez. Çocuk da babasına hiçbir şeyle fayda sağlayacak değildir. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. O halde dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o aldatıcı şeytan sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Bu ayette Allah'ın bize verdiği mesaj çok can alıcıdır. Çünkü şeytan sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın yani diyor. Yani şeytan bizleri nasıl aldatıyor? Sen istediğini yap, istediğin günahı işle. Belli bir yaşa geldikten sonra tevbe edersin, Allah da seni affeder. Allah da bunun mümkün olmayacağını söylüyor bu ayette. Allah Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette tevbeleri kabul edeceğini söylüyor. Tabii bunun sınırları var. Sen yıllarca günah işleyeceksin, uyanıklık yapacaksın. Sen tevbe edip bütün günahlarından arınacaksın. Bu kadar basit değildir. O zaman bizim Hristiyanlardan ne farkımız kaldı? Biz onlarla alay ediyoruz günah çıkardıkları zaman. Bunun günah çıkarmadan bir farkı kalmaz. O zaman İslam'la Hristiyanlığın arasındaki fark nedir? Yani bu ayet çok can yakıcıdır. Allah bu ayette sizi şeytan Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın diyor. Size dost olduğunu sandığınız insanlar, sizi bedavadan cennete götüren insanlar sizin dostlarınız değildir. Dost acı söyler diye bizim atasözümüz vardır. Biz elimizden geldiğince bildiğimiz ve gördüğümüz kadarıyla bütün kardeşlerimizi uyarmaya çalışıyoruz. Bu ayetlere itibar edip etmemek sizlere kalmış. Şunu unutmayalım ki cennet o kadar ucuz değildir. Cennet hiçbirimizin malı değildir. Onu cennete gönder, bunu cehenneme gönder. Bunlar bizim haddimize düşen olaylar değildir. Bize düşen onurlu ve namuslu bir insan olarak gördüklerimizi bütün müminlere anlatmaktır. Gördüğün ve bildiğin halde insanlara bunu aktarmamak, bırakın Müslümanı, insan onuruna yakışacak bir şey değildir. Şimdiye kadar atalarımız hiç kimse bilmedi de sen mi bildin diye söyleyenlere cevabım şudur. Siz yıllarca sakladınız, insanlar da okumadı. Bunlar Kur'an ayetleri, Kur'an'ın içinde yüzyıllardır duran ayetler. Şimdi biz bunları söylemekle suçlu mu olduk? Bunun yorumunu videomu izleyen bütün kardeşlerime bırakıyorum. Bu okuduğum ayet Lokman peygamberin oğluna öğüdüdür. Lokman suresi 34 ayettir. Çok kısa bir suredir. Okumanızı öneririm. Şimdi Nisa suresi 17. ayeti okuyorum sizlere. Allah'ın kabul edeceği tevbe, cahillikleri sebebiyle günah işleyip de o günahtan çarçabuk dönenlerin tevbesidir. İşte Allah böylelerinin tevbesini kabul buyurur. Allah her şeyi hakkıyla bilen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır. Bu ayette Allah'ın bizlere verdiği mesaj, hepimiz cahilliğimizden dolayı günah işleyebiliriz. Ama hemen çarçabuk ondan dönmemiz gerektiğini söylüyor Allah bizlere. Yoksa yıllarca uyanıklık yapıp her günahı işleyeceksin, belli bir yaşa geldikten sonra tevbe edip hepsinden kurtulacaksın. Olay bu değildir yani. Hemen benim sizlere yorumladığım gibi Nisa suresi 18. ayette Allah şöyle buyurur. Yoksa hayatı boyunca günah işleyip de ölüm kendisine gelip çattığında ben şimdi tevbe ediyorum diyenlerin ve kafir olarak ölenlerin tevbeleri kabul edilmeyecektir. Onlar için can yakıcı bir azap hazırladık der Allah bu ayette. Aynen benim yorumladığım gibi ölüm kendisine gelip çattığında yani çok yaşlandın, aciz duruma düştün, artık ölümün geldiğini hatırladın. Bunun Allah katında çok ehemmiyeti olmadığını Allah bu ayette bizlere anlatıyor. Nisa suresi 110. ayet. Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de Allah'tan bağışlanma dilerse, şüphesiz Allah'ı çok bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur. Hepimiz insanız. Cahillik de edebiliriz, günah da işleyebiliriz. Önemli olan günahta ısrar etmemek. Allah'ın bu ayette bize verdiği mesaj budur.
Tabii ki Kur'an-ı Kerim'de tevbe ile ilgili birçok ayet vardır. Bunların hepsini ele almaya çalışsam sabahlar olur. Ben elimden geldiğince en can alıcı olanlarını sizlere anlatmaya ve okumaya çalışıyorum. İsra Suresi 25. ayet. Rabbiniz içinizde taşıdığınız niyet ve düşüncelerinizi en iyi bilendir. Eğer siz bir kısım hatalardan sonra halini düzeltenlerden olursanız, şüphesiz Allah günahlarından içten tevbe edip kendisine yönelenlere karşı çok bağışlayıcıdır. Zümer Suresi 54. ayet. Ümidinizi kesmeyin. Fakat tepenize o azap inmeden önce tevbe edip Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. Aksi halde kimseden yardım göremezsiniz. Burada bizim söylediğimiz şu söz sakın yanlış anlaşılmasın. Yani belli bir yaşa geldin, sen tevbe etme, hiçbir değeri yoktur demiyoruz biz burada. Önemli olan ibadetini, imanını hayatına yaymak olduğunu Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Allah bize söylüyor. Biz de bunları bildiğimiz kadarıyla sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'in mesajı şudur. Önemli olan ve değerli olan imanını ve ibadetini hayatına yaymak. Yoksa belli bir yaşa geldikten sonra Hristiyanların yaptığı gibi günah çıkarıp da yeniden tevbe etmek değildir. Kasas Suresi 67. ayet. Ancak dünyada fırsat varken günahlarından vazgeçip iman edip de salih ameller işleyenler kurtuluşa erenlerden olacaktır. Bugün İslam dünyasının içine düştüğü en büyük yanlış, tevbe kapısını Hristiyanların günah çıkartma kapısına çevirmeleridir. Bu çok yanlıştır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği tevbe kapısı bambaşka bir olaydır. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'in içeriğinden haberimiz olmasa, tevbe kapısının ne anlama geldiğini bilmezsek, bazı menfaat çevreleri de bizim inancımızı, imanımızı sömürür. Ve hatta bunu bir kazanç kapısı haline getirirler. Videomun başında Lokman Suresi 33. ayette okuduğum gibi tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Sakın o aldatıcı şeytan seni Allah'ın affetmesiyle aldatmasın. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşça kalın dostlarım. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz.